Sevgili izleyenler, Gaziantep denilince akla ilk olarak baklava ve fıstık geliyor. Gastronominin başkenti Gaziantep'te halk fiyatların tavan yapmasıyla adeta bu iki eşsiz lezzetin tadını unutuyor. Gaziantep denildiği zaman akla ilk olarak baklava ve fıstık geliyor. Peki Gaziantep'ler gönüllerince doya doya baklava yiyebiliyor mu? En son fıstığı ve baklavayı ne zaman yediniz? Geçen hafta. En son ne zaman baklava fıstık yediniz? Yani 2-3 gün önce. En son ne zaman fıstık yediniz? Vallahi aklıma gelmiyor. Gaziantep'te baklava fiyatları çeşidine, kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösteriyor. Orta kalitede olan baklavanın kilogramı 105 TL, havuç dilimi baklava ve şöbiyetin kilogramı 115 TL, fıstık ezmesinin kilogramı ise 170 TL. 7 aydan beri yiyemiyorum fiyatlardan dolayı. Şu an en uygun baklava 200-250 lira kilosu. Yani acayip derecede yükseliş var. İnsanlar ekmek alamıyor, siz baklavadan bahsediyorsunuz. Yüksek kalitede olan baklavanın kilogramı 220 TL, havuç diliminin kilogramı 250 TL, şöbiyetin kilogramı 270 TL, fıstık ezmesinin kilogramı ise 320 TL. Orta kalitede olan fıstığın kilogramı 130 TL, yüksek kalitedeki fıstığın kilogramı ise 160 TL. Peki en son ne zaman baklava yediniz? Asgari ücret zamlanmadan önce yemiştim. Şu an 1 kilo 200 TL. Ve 200 TL bir normal bir kişinin bir gün çalıştığı ücret bile değil. Nasıl kıyıp yiyecek? Hadi ben öğretmenim, tamam ben alabiliyorum ama ben de kısıtlı alabiliyorum. Baklavanın ve fıstığın yurdu olan Gaziantep'te bu iki lezzeti yemek artık bütçeleri zorluyor. Bütçeler zorlanınca vatandaş çözümü ya yememekte ya da uygun olan yerlerde almakta buluyor. Biz genelde uygun olan yerlerden alıyoruz. Peki fıstık ne zaman yedin? Vallahi en son fıstık zamanı yedik. Başka yemedik. Alamadık yani. Güç yok. Gaziantep'in fıstığı ve baklavası meşhur. Neden yiyemiyoruz Gaziantep'te? Pahalı olduğu için. Gücümüz yetmediği için olamaz mı? Fiyatları nasıl buluyorsunuz genel anlamda? Çok yüksek, aşırı yüksek. Yani mesela Diyarbakır'da olsun, ondan sonra Mersin'de olsun. Oranın baklavaları da güzel, fiyatları uygun. Ama buranın bir baklava yöresi var ama fiyatları çok yüksek, adı çıkmış. Şu anda maaş çektim, eşimle bir şeyler alalım, yiyelim diyorum. Yemiyorum çünkü fiyattan dolayı. Gaziantep'te en son baklavayı birkaç ay önce yemiştim. Fiyatlar ne durumda peki? Fiyatlar şu anda biraz pahalı tabii ki. En son ne zaman fıstık yediniz? Hatırlamıyorum. Neden peki bir gastronomi şehri olmamıza rağmen neden şehrimizde fıstık ve baklava yiyemiyoruz? Ben emekliyim. Maaşımız bize yetmiyor ki fıstığa biz fıstık alalım, baklava alalım. İstediği zaman baklava ve fıstık yiyenler de var. Onlar da fiyatların yüksek olduğunu söylüyor. En son ne zaman baklava yediniz? En son ne zaman baklava yedik? Canımız istediği zaman yeterli miktarda yiyoruz. Herhangi bir baklavacının önünde. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlardan haberiniz var mı? Tabii ki, tabii ki. Şimdi fıstık ürünleri çiftçilere yönelik tarım politikalarından dolayı fıstık çok maliyetli. Fıstığın maliyetleri arttığı zaman bunlar baklavaya, yağ, hayvansal ürünlerden de üretiliyor baklava sonuçta. Un da içinde var bunun. Bunlar ister istemez yansıyor fiyatlara. En son ne zaman Antep fıstığı ve baklavası yediniz? Dün mesela, iftardan sonra. Fıstık mı yediniz, baklava mı? İkisinde. Peki fiyatlar nasıl? Ben dışarıdan geldiğim için, yani Türkiye'deki insanlar için galiba bayağı bir yüksek fiyatları. Bir Gaziantepli olarak her gün baklava yiyorum. Tatlı hastalığı var bende. Fiyatlar ne durumda? Fiyatlar çok pahalı, yalan değil yani. Yani normal bir işçinin çalışıp da alabilecek bir fiyatlarda değil. Bugün baklava yediğiniz zaman bütçenizi zorluyor mu? Baklava yediğiniz zaman tabii ki orta sınıf insanı bile zorlayacak dereceye gelmiş baklavanın fiyatları. Tabii ki zorlar. Bu kadar güzel bir tatlının, insanlara Antep'e özgü bir tatlının halkın sofrasına girmekte kısıtlı olması gayet üzücü bir durum.